İnsanın başlangıcını doğum olarak kabul edersen, senin insanlığın doğumla, anneden doğma ile başlamışsan, ölümün de meftle olacaktır. Oysa biz insan, annemizden doğduğumuz zaman insan olarak doğmadık, beşer doğduk. Biz ruhlar alemine insandık. Eğer insan, yani benim başlangıcım doğumumla olmuştur dersen, inanırsan, ölümün de sonun olacaktır. Oysa biz beşer olarak doğmuşuz annemizden. Suret aldatır. Dünyadaki suretler, kabir sureti, toprak, kefen, hep surettir. Ne olur geç. Hastalık surettir. Kadın erkek surettir. Elma armut surettir. Abdest almak surettir. Dedim ya, bedenin sureti, bedenin abdesti, doğru yaşamak ve doğru yerde olmak. Bedenin abdesti bu. Aklın abdesti, akılla abdest almak, ilim ve tefekkürdür. Kalbin abdesti, tövbe ve istiğfardır. Ruhun abdesti, ads, fakr, noksan, kusurunu derüfte etmektir. Mesela, dedi ki kendim, kadim bilgelik nedir yani? 124 bin peygamber gelmiş değil mi? Kadim bilge. Yani şöyle zannediliyor. Mazide kalmış. Kadim ne demek biliyor musunuz? Kadim, bugüne adım atmaktır. Allah Allah. Söyledi bir tanesi bana bugün. Birisi telefonla konuştum. Abi dedi, sesi açıyorum dedi. Aç. İşte konuştuktan sonra abi, büyükler der ki diyor, aklın kemali muhataba göre konuşmaktır. Diyor ki bana, şunları muhatapları sen söyledim sana, onlara uygun olmadı yani, biraz uçuk oldu. Ben de dedim ki, şimdi duysunlar, sonra anlarlar. Belki de duyma fırsatları olmadan göçüp giderler. Mürşit kimdir? Seni derde sokandır. Senin derdini kaldıran dünyalıktır. Mürşit seni derde sokandır. Nasıl? Seni sana sorgulattırandır. İlim ne ile başlar? La ilahe ile başlar. Sorgulamakla başlar. Sorgulayacaksın kendini. Kendi dilini çözeceksin. Kendi dilini. Şimdi duy, sonra anlarsın. Senden taşınca fazlalıklara fazilet denilir. Fazlalıklarına fazilet derler. Nedir o? Feragat ve fedakarlık ve muhabbet etmek faziletin kendisidir. Fazlalığına taşmaya denilir ki o da fazilettir. Fazlalıkların feragat, fedakarlık, muhabbet. Bu üçü ayrılmaz. Ondan sonra herhalde bir şey şey yapacağım ve bitiriyorum. Burası benim için eskiden beri hep tekrar ettiğim, tekrar etmeye devam edeceğim bir şey. Aidiyet hissin olsun.
rahat edersin dünya ve ahirette. Aidiyet hissi, kendini nereyle, neyle tanımlıyorsun, nereye aitsin vicdanen ve hissen. Ben mesela kendime sorsam, hissen iki dünya kopsa, asla vicdanım ortadan kalkmadıkça olmayacak aidiyet hissim şu. Ben nur talebesiyim. Buraya aitim. Bu artık fıtrat oldu. 40 geçti ya. Gençlere hasreten söylüyorum. Aidiyetiniz kendini nereyle, neyle ifade ediyorsan, işte gemiye binmiş, sırtında yük var ya, sırtında gemide yük var, ona denilmiş ki yükünü gemiye bırak, üzerine otur. Yok, gemi batar. Aidiyet hissi olmadığındandır veya zayıftır. Son şeylerimi okuyorum. Aidiyet hissi seni canlı tutar. Öyle dostlarını öyle ucuz bulmamışsın. Bir dost edinmek için ya seyahat etmişsin, az dahi olsa, ya oturup kalkmışsın, ya sohbetlerle, ticaretler vesaire yapmışsın. Eşini, dostunu, akranlarını üçe ayır. Beşeriyeti var, ubudiyeti var ve vazifedarlığı var. Beşeriyetine ver, dostlar kolay bulunmuyor. Çabuk ve ucuza dostlarını terk etme. Aidiyet hissini canlı tut. Kendini nereye ait hissediyorsun, o seni canlı tutar. O seni ne yapar? Eskide şahıs vardı, şahısçılık vardı. Gafsiyet, Ferdiyet, Geylani, Gazali, Nakşibendi, İmam-ı Rabbani. Bu küfürde de öyleydi. Karl Marx'tı, Hegel'di, Tao'dur, Tio, Darwin, siyasilerde de öyle. Şahsçılık vardı ama özel kişilikler belirlenmişti. İslam'da da öyleydi. Şimdi artık her şeyde olduğu gibi küreselcilik oldu, global oldu derler. Artık şahsı manevi oldu. Efendim biraz ise. Bunun için particilik var zaten. Evet. Particilik. Yani eskide padişahlık vesaire. Şahs imtiyazı yok eden şeydir, aidiyet hissidir. Bir insan ne kadar aidiyet hissi canlı olursa o kadar kardeşini tenkit etmez.